İyi akşamlar. NTV'de ana haber zamanı. Öne çıkan bazı haberlere bakalım. Havalar soğudu, kış kapıda. Doğalgaza yeni zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez soruya yanıt verdi. Birazdan ekrana taşıyacağız. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bugün yeni açıklamalar var. Soylu hem Taksim hem de Mersin'deki saldırıların Münbiç'te planlandığını söyledi ve bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'ni işaret etti. 600 bine yakın öğretmen yarın sınava girecek. Kariyer sınavına uzman öğretmen ve baş öğretmen olmak isteyenler girecekler. Sınavla ilgili notlar da ana haberde olacak. Ve Dünya Kupası heyecanı pazar günü başlıyor. 32 takım en büyük kupa için mücadele edecek. Takımların hazırlıklarından son bilgiler de ana haberde olacak. NTV'de ana habere başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaştaki ülkelerin liderleriyle bugün arka arkaya görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskiy ile telefonla görüştü. Gündemde tahıl koridoru anlaşmasıyla enerji konuları vardı. Bu konuyla ilgili NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu ile konuşacağız şimdi. Bu iki kritik görüşme sonrasında Ahmet, hangi açıklamalar yapıldı? Seda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde önemli noktalara temas etti. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla ilgili olarak ilk telefon görüşmesi Putin'leydi. Ancak son görüşmeyle başlayalım. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile yaptığı görüşmede önemli başlıklar vardı. Onlardan bir tanesi tahıl koridoru anlaşması. Kısa süre önce tahıl koridoru anlaşmasının, yani İstanbul Anlaşması'nın 120 gün daha uzatıldığı açıklanmıştı. Bu anlaşma gerçekleştirilmeden önce de Erdoğan'ın hem Putin'le hem de Zelenskiy ile görüşmeleri söz konusuydu. O görüşmeler sonrasında bir yol kat edildi ve anlaşma tekrar sağlandı. Çabası dolayısıyla Zelenskiy'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşekkür etti. İletişim Başkanlığı tarafından bu görüşmeye yönelik yapılan açıklamadan kısa süre önce Zelenskiy de sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Yine garantörlük konusunda Ukrayna'nın çabalarına devam edeceğini ifade etti. Tahıl koridoru anlaşması ile ilgili olarak yine bir başka önemli dipnot. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda da iki ülkeyi bir masaya oturtma konusunda çaba içinde olduklarını ifade etmişti. Yine bu konuda bir dipnot var. Ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşkil etmenin, yani bu görüşmeleri yaymanın önemli olacağını, yararlı olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıdan sonra Zelenskiy'in taziye mesajı dolayısıyla Zelenskiy'e teşekkür etti. Bunu da ifade etmekte fayda var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk telefon görüşmesini Putin'le yapmıştı. Yine tahıl koridoru anlaşması iki liderin masasındaydı. Erdoğan görüşmenin, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması dolayısıyla Putin'e teşekkür etti. Yine savaşla ilgili de görüşmede önemli diyaloglar vardı. Onlardan bir tanesi Erdoğan savaşın uzamasının riskleri arttıracağını söyledi ve diplomatik görüşmelerin canlandırılmasını söyledi. Bu da önemli başlıklardan bir tanesiydi. Hatırlayacaksınız Rusya ve ABD istihbaratlarının Ankara'da 14 Kasım'da bir görüşmesi vardı. Bu görüşmeye de temas etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Arazide kontrolsüz bazı davranışların önüne geçilmesi için diplomatik çabaların arttırılması gerektiğine vurgu yaptı. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi bir doğalgaz merkezi haline getirmeye yönelik bir açıklaması vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu noktada teklifinden memnuniyet duyduklarını ifade etti ve teknik çalışmaların ilerleyen günlerde sürebileceğini, alt tarafta bürokrasinin çalışacağını söyledi. Son olarak İstanbul'daki patlama noktasında Putin'in taziyesi noktasında Putin'e teşekkür etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Seda.
Peki Ahmet Örsoğlu anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarına ilişkin notları. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. İçişleri Bakanı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Bugün karşılıklı atışmalar da yaşandı komisyonda ve o yüzden de zaman zaman gerginlik epey yükseldi. Şimdi biz de meclise dönelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karşımızda Gökhan Gerçek var. Gökhan, komisyonda neler yaşandı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ne söyledi? Sera, 10 saattir yaklaşık devam ediyor komisyon ama gerginlik hiç düşmedi. Gergin başladı, gergin de devam ediyor. Aslında komisyonlar sakin başlar. Soru cevap bölümlerine doğru bu gerginlik zirveye tırmanır ama gergin, tansiyon oldukça yüksek bir komisyon izliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zaman zaman sözlü atışmalar var. Zaman zaman vekiller ayağa kalkıyor, zaman zaman da parmak sallıyorlar. İlk tartışma fotoğraman tartışmasıydı. Uzun zamandır CHP ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında fotoğraman tartışması yaşanıyor. CHP'li Engin Özkoç elinde kartonlarla, fotoğraflarla gelmişti komisyona. Soylu'nun çeşitli suçlara karışmış isimlerle fotoğraflarını göstermesi tansiyonu yükseltti. Soylu iddialara fotoğrafla yanıt verdi. O da boş gelmemişti. Yanında Kılıçdaroğlu'nun terörle iltisaklı olduğu iddia edilen bazı isimlerle çekilmiş fotoğraflarını getirdi ve şunları söyledi. Teröristlerle nasıl bir fotoğraman içinde olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun onlarca fotoğrafı var, hem söz sahibine aittir değerlendirmesinde bulundu. HDP'ye yönelik de gençlerin büyük bir kısmının HDP aracılığıyla dağa çıkarıldığını söyledi. Bu da tansiyonun yükselmesine sebep oldu. Soylu'nun hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde cari açığın uyuşturucu parasıyla kapatıldığı yönünde bir iddiası vardı. Buna da yanıt verdi. Seçim birilerinin psikolojisini bozmuş, akıllara ziyan değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Bu konu polemik kaldırmaz. Herkes tarafını seçmelidir. Devleti uyuşturucuya suç ortağı iddiasını ispat etmeyen namerttir. Bunun hesabı sorulacaktır dedi Süleyman Soylu. Evet, oturum devam ediyor. Vekillerin, komisyon üyelerinin konuşması var. Ardından da bir buçuk saat sonra o gerginliğin en fazla olduğu soru cevap bölümüne geçilecek. İstanbul saldırısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uzun zamandır istihbaratın, yabancı istihbarat birimlerinin Türkiye'ye karşı bir oyun içinde olduğunu ifade ediyordu. Bugün konuşmasında da bunun ipuçları var. İki saldırı, Mersin'de geçtiğimiz ay gerçekleştiren saldırı ve Taksim'de geçtiğimiz gün gerçekleştirilen saldırıdaki benzerliklere dikkat çekti. İki, terör eyleminin de Münbiç'ten yönlendirildiğini, teröristlerin Münbiç'ten geldiğini söyledi. Tek tek arkasındaki bağlantılar ortaya çıkarılıyor dedi. Teröre destek vermekte suçladı. ABD'nin taziyesini hatırlayacaksınız, kabul etmiyoruz demişti Soylu. Yine onlara, yabancı istihbaratı, Amerikan istihbaratına dikkat çekti. Tırnak içinde şunları söyledi. Mersin ve İstiklal saldırıları seçim yaklaşırken Türkiye'yi küresel istikrarsızlık cenderesine çekme hamlesidir. Başta ABD olmak üzere verilen mesaj tam bağımsızlık yolundaki Türkiye'nin, Türkiye 100 yılı vizyonunun engellenmesine yöneliktir dedi. İki olay, organizasyon, talimat aynı yerdendir değerlendirmesinde bulundu bütçe konuşmasında Süleyman Soylu. 10 saattir devam ediyor. 1-1,5 saat kaldı artık. Yavaş yavaş az sonra muhalefet ve iktidar tarafı sorularını yöneltecek. İçişleri Bakanlığı'nın faaliyetlerine ilişkin Soylu'dan cevaplar bekliyoruz. Gökhan Gerçek anlattı bütçe komisyonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını ve komisyonda yaşananları. Şimdi biz terör saldırısının soruşturma boyutuyla ilgili yeni bazı bilgileri de paylaşalım görüntülerle birlikte. Terörist Ahlam Elbeşir ile birlikte 16 zanlı tutuklanmış durumda. Saldırının öncesine ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkıyor. O görüntülerde hem saldırı günü hem de daha önceki günlerde yapılan keşif görüntüleri var. Taksim meydanında beyaz bir araçtan indi. Sırtında bomba yüklü çantayla İstiklal Caddesi boyunca ilerledi. Araç yoluna devam etti. Taksim bombacısı Ahlam Elbeşir'in saldırı öncesinde kaydedilen görüntüleri paylaşıldı. Kayıtlarda teröristin bir kozmetik mağazasından alışveriş yaptığı görülüyor. 6 dakika içeride kalan Elbeşir daha sonra İstiklal Caddesi'ndeki banka geçiyor. 41 dakika sonra ayrılıyor ve patlama gerçekleşiyor. Saldırıdan sonra güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise Elbeşir'in taksiyle esenlere
Sonrasında bir araçla Küçükçekmece'ye gittiği anlar yer alıyor. Bombacı terörist sorgusunda aynı evde kaldığı terörist Bilal Hasan'ın da araçta bulunduğunu, sen geç ben geliyorum dediğini öne sürmüştü. Saldırganla birlikte şüphe çekmemek için eşi gibi İstanbul Esenler'deki eve yerleşen Bilal Hasan'ın fotoğrafı da ortaya çıktı. Arapça sahte evlilik belgeleri görüntülendi. Saldırıdan bir saat sonraki bir kayıtta ise Bilal Hasan Suriye Azez'de yakalanan Hüsam isimli teröristle beraber görünüyor. Firari sanık aranıyor. Bu görüntüler ise saldırıdan 3 saat önce Elbeşir'in Esenler'de çalıştığı tekstil atölyesi civarında kaydedildi. Kayıtta teröristin hararetli bir şekilde telefonda konuştuğu görülüyor. Ve saldırıdan 9 gün öncesi Elbeşir 3 defa Taksim'e keşif yapmaya gittiğini anlatmıştı. O anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Elbeşir'in cadde boyunca yürüdüğü, çevreyi gözlediği görülüyor. Saldırı gününde olduğu gibi elinde bir gül olması dikkat çekiyor. Soruşturma kapsamında Taksim bombacısı Ahlam Elbeşir'le birlikte 17 zanlı tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine hükmetti. 2 kişi ise emniyet sorgusu sonrası serbest kaldı. Bugün Osmaniye'de şehit cenazesi vardı. Pençekilit Harekat bölgesinde şehit olan uzman çavuş Sinan İnak, 2000 kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Bir yıllık eşi tabutun başından ayrılmadı. Şehit uzman çavuş Sinan İnak memleketi Osmaniye'de son yolculuğa uğurlandı. Uzman çavuş Sinan İnak 28 yaşındaydı. 5 yıllık askerdi. 4 aydır Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençekilit Operasyonu bölgesinde görev yapıyordu. Daha önce de sınırın kritik noktalarında görev yapmıştı. PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşinde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit için memleketi Osmaniye'de cenaze töreni düzenlendi. Henüz 2 gün önce oğluyla telefonda konuşan anne Hüsne İna, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık teselli etti. Şehit uzman çavuş geçen yıl evlendiği eşine 15 gün sonra izne çıkacağını söylemişti. Acılı eş Emine İnak tören boyunca tabutun başından ayrılmadı. Allahu Ekber! Şehit uzman çavuş Sinan İnak'ın naaşı yaklaşık 2000 kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından Düzce ilçesinde toprağa verildi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması sorumlularından olan Nurşin Afrin'i etkisiz hale getirdi. Terörist beraberindeki 4 korumasıyla birlikte Kuzey Irak'ta öldürüldü. Milli İstihbarat Teşkilatı Kuzey Irak'ta Gare bölgesinde nokta operasyona imza attı. PKK-KCK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Nurşin Afrin etkisiz hale getirildi. Terörist aynı zamanda HPG askeri konsey yöneticisiydi. Edinilen bilgiye göre teröristin son görevi Pençekilit Harekatı'na katılan Türk askerlerine yönelik saldırıları yönetmekti. Nurşin Afrin özel güç sorumlusu olarak Türkiye'ye yönelik birçok saldırının talimatını veren isimdi. MİT'in teröristin yerini belirlemek için saha ajanlarını kullandığı, önce yerinin tespit edildiği, ardından da yakın çevresine ajanlar yerleştirdiği öğrenildi. Nurşin Afrin'in Irak'taki operasyonlarda görev alan Türk askerlerine yönelik saldırıları yönetmek için saklandığı yerden çıktığındaysa operasyon için düğmeye basıldı. Nurşin Afrin'le birlikte 4 koruması nokta operasyonuna etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları 2000'li yıllarda örgüte katılan Nurşin Afrin'in uzun süre Türkiye sınırlarında terör faaliyetlerine katıldığı, büyük kentlerde gerçekleştirilen terör saldırılarından sorumlu olduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki operasyonlarına karşı düzenlenen saldırıları yönettiği bilgisini de paylaştı. Aralık ayında doğalgaz zammı yok. Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den NTV özel yayınında geldi. Bakan Karadeniz gazına ilişkin de açıklamalar yaptı. Aralıkta bir fiyat değişikliği olmayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını söyledi.
NTV yayınına katılan Bakan Dönmez, Karadeniz gazının ithal gazdan daha ucuza mal edileceğini de belirtti. İthal fiyatları da özellikle son 2 yıldır çok anormal seviyelere ulaştı. Neredeyse 10 kat, 20 kat arttı. Buradaki maliyetleri şimdi güncelliyoruz. Oluşacak maliyetlere göre. Burada da tabii ciddi bir yatırım yapılıyor. Bir işletme gideri olacak. Ama tüm hesaplamalarımız ithal ettiğimiz gaza göre buradaki üretim maliyetlerinin daha düşük olacağı. Günün zamanı geldiğinde hesaplamalarımızı yapacağız. Bakan Dönmez, Karadeniz gazında karaya ulaşımı için denizde ve karada boru serim işlemlerinin tamamlandığını da açıkladı. Hedefimiz daha önce de söylediğimiz gibi bu gazı milletimizde 2023 yılı Mart ayında buluşturmak. Günlük ilk etapta 10 milyon metreküple başlayacağız. Evet. 2023 yılındaki hedef üretimimiz bu. 4 yıl içerisinde de günlük 40 milyon metreküpe çıkmış olacağız. Konutlarda kullanılan gazın tamamını Karadeniz'den üretebilir hale geleceğiz. İlk üretimle birlikte aslında mutfaklarda kullanılacak gazın tamamını buradan sağlayabileceğiz anlamına da geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Putin'in önerisiyle gündeme gelen Türkiye'de kurulacak gaz merkezini de değerlendirdi. Özellikle Avrupa'nın Güneydoğu bölgesini rahatlatacak, gerçekçi fiyatların oluşacağı bir merkez oluşturma imkanına sahibiz. Bunun için de yol haritamızı netleştirmeye çalışıyoruz. 2023'ün ilk aylarından itibaren de zaten işlerimizi uygulamaya başlayacağız. İlk kez yapılacak öğretmenlik kariyer basamakları sınavı yarın. 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenecek sınav ve bu sınava 600 bine yakın öğretmenin girmesi bekleniyor. Uzman öğretmen ve baş öğretmen olmak isteyen öğretmenler için sınav günü kapıda. Bu yıl ilki yapılacak öğretmenlik kariyer basamakları sınavı cumartesi günü gerçekleştirilecek. 81 ilde eş zamanlı yapılacak sınava yarım milyondan fazla öğretmenin katılması bekleniyor. Evet, günaydın çocuklar. Sağ ol. Saat 10'da başlayacak yazılı sınav toplam 1489 okulda tek oturum halinde yapılacak. Sınava girecek adayların en geç 9.30'da sınav merkezinde olması gerekiyor. 150 dakika sürecek sınavda adaylara 5'er seçenekli 100 soru sorulacak. Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak. Lisansüstü eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenlerse baş öğretmenlik sınavından muaf tutuldu. Bu kapsamda lisansüstü eğitimini tamamlayan 94.606 öğretmen uzman öğretmen, doktorasını tamamlayan 257 öğretmense baş öğretmen olarak görevlerine devam edecek. Özel okul öğretmenleriyle diğer kamu kurumunda çalışanlar da yazılı sınava girebiliyor. Ancak özel okul öğretmenleri başarılı olmaları halinde ancak kamuya atanırlarsa öğretmen veya baş öğretmen unvanları için öngörülen haklardan yararlanacaklar. Sınav sonuçları 12 Aralık'ta ilan edilecek. İtiraz sürecinin ardından kesin sonuçlar 3 Ocak'ta ilan edilecek. Başarılı olanların 4 Ocak'ta sertifikaları düzenlenecek. Kripto para borsası FTX iflas etti. CEO Sam Bankman-Fried bir gecede 16 milyar dolar kaybederek tarihe geçti. FTX reklamları nedeniyle çok sayıda ünlüye de dava açıldı. Ayrıntılar birazdan ana haberde. Elon Musk her gün bir şekilde haberlere konu oluyor. Yine Twitter'la ilgili hareketli günler yaşanıyor. Çok sayıda çalışan Twitter'da istifa etti ve ofislere girişler de pazartesi gününe kadar yasaklandı. Twitter ofislerinde şu anda Tesla mühendisleri çalışıyor. Twitter ofisi çalışanların girişine kapatıldı. Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'da sular durulmuyor. Çok sayıda çalışanın istifa ettiği haberleri sonrası ofislere giriş pazartesi gününe kadar yasaklandı. Amerikan basınına göre bu uygulama çalışanlara mesaj yöntemiyle bildirildi. Twitter'da bir kriz var çünkü Elon Musk kendi çalışanlarına artık güvenmiyor. Çünkü Elon Musk son yapmış olduğu açıklamalarla ve işten çıkardığı kişilerle çalışanlarının kendisine ve Twitter'a sabotaj uygulamasından yani sistemleri patlatmasından korkuyor. Bu yüzden Twitter'ın San Francisco'daki binasına şu an çalışanlar giremiyor. Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra çalışanların yarısını kovdu. Kalan çalışanlara ise e-posta göndererek bağlılık taahhüdü istedi. Uzun saatler mesai yapmak istemeyen çalışanlara 3 aylık kıdem tazminatı önerildi.
Musk'ın ultimatomu sonrası yüzü aşkın çalışan istifa kararı aldı. İşte bu olayın ardından Elon Musk o işten çıkacağını söyleyen kişilerin çıkmadan önce Twitter'ın sistemlerini sabote edeceğini düşünüyor. Kendi ekibi böyle bir karar aldı ve şu an Twitter'ın binasında çok az sayıda kişi var. Sosyal medya şirketinde şu an Tesla'dan getirilen mühendisler çalışıyor. Uzmanlarsa yetersiz personel nedeniyle Twitter'a erişimde zorluk yaşanabileceğini belirtiyor. Dünyada son günlerin en önemli, en çok konuşulan başlıklarından biri de kripto para borsası FTX'in iflası. Bu konuda ayrıntılar yavaş yavaş netleşiyor. Şirketin CEO'su bir gecede 16 milyar dolar kaybetmiş durumda. Birçok ünlünün ve sporcunun başı da dertte. Çünkü tanıtımlarında, reklam filmlerinde rol almışlardı. Kripto para tanıtımına ilk kez dava açıldı. Kripto para borsası FTX iflas etti. CEO Sam Bankman-Fried servet kaybıyla tarihe geçti. Dünya basını son günlerde Bankman-Fried'ın hayatını konuşuyor. Anne ve babası Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli üniversitelerinden Stanford'da hukuk profesörü. Kendisi Massachusetts Institute of Technology'de fizik ve matematik okudu. 92 doğumlu CEO küçükken matematik yarışmalarında derece aldı. 2017'de 25 yaşındayken kripto ticareti için şirket kurdu. Kurduğu şirketle Amerika'dan Bitcoin alıp Japonya'da sattı. FTX CEO'su daha o günlerde günlük 1 milyar dolar işlem hacmine ulaştı. Ardından 2019'da FTX'i kurdu, 2021'de ise Bahamalara yerleşti. Bloomberg Servet İndeksine göre FTX'in iflas başvurusunu yaptığı gün, Bankman-Fried'ın serveti 16 milyar dolar eridi ve 980 milyon dolara düştü. 36 yaşındaki CEO, dünyanın en hızlı para kaybeden kişisi unvanını aldı. Şirket ise bir haftada 32 milyar dolar kaybetti. Bankman-Fried'a Florida'da dava açıldı. Yakın zamanlarda Bahamalardan alınıp Amerika'ya götürülmesi bekleniyor. Dava dosyasında FTX'in bilgisiz yatırımcılardan yararlanmak için dolandırıcılık planı yaptığı iddia ediliyor. Ancak davalarda adı geçen tek isim o değil. FTX'in reklamını yapan ünlülerin de başı ağrıyabilir. Birçok isme halkı yanıltmaktan dava açıldı. O isimler arasında Amerikan futbol oyuncusu Tom Brady, manken Gisele Bündchen, basketbolcu Stephen Curry, tenisçi Naomi Osaka ve Sandfield'ın yaratıcısı Larry David de var. Bankman-Fried'la anlaşma yapan ünlülerin tüketicilerin 11 milyar dolarlık kaybından sorumlu oldukları iddia ediliyor. Bu spor yıldızlarını ve ünlüleri kripto para tanıtımından sorumlu tutan ilk dava olacak. İran'da haftalardır protestolar devam ediyor. Metro istasyonları da artık protesto noktalarından birine dönüştü. Başkent Tahran'daki bir istasyondan özgürlük sesleri yükseldi. Metro istasyonundaki kaos amatör kameralara da yansıdı. Sadece başkentten de değil, ülkenin farklı adreslerinden de rejim karşıtı gösteri haberleri gelmeye devam ediyor. Burası İran'ın başkenti Tahran'da bir metro istasyonu. Sosyal medyada paylaşılan görüntü İran'daki protesto dalgasının son kanıtlarından biri. Kalabalık bir grup Tahran'daki istasyonda ayaklarını yere vurarak "Ben özgür bir kadınım" sloganı attı. Üstelik görüntülere göre bu sese katılan sadece kadınlar değildi. Aralarında erkekler de vardı. Yine sosyal medyaya yansıyan bir başka görüntüde de metro istasyonunda protesto sonrası ortalığın karıştığı görüldü. Videoda bir güvenlik görevlisi de elinde gaz fişeği silahıyla dikkat çekti. Metro istasyonunda göstericilere yönelik müdahale ve yaşanan kaos kameralara yansıdı. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ayetullah Ruhullah Hümeyni'nin merkezi eyaletindeki evinin göstericiler tarafından ateşe verildiği iddia edildi. Hümeyni'nin evine ait olduğu belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İran'da bir yandan Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünün ardından başlayan protestolar sürerken, 2019'da patlak veren akaryakıt zammı protestolarının 3. yılı dolayısıyla da birçok kent ve üniversitede gösteriler düzenleniyor. Son eylemler ülkede tansiyonu daha da yükseltmiş durumda. Başkent Tahran'ın şehreki Garp semtinde sokağa çıkan protestocular, caddeyi trafiğe kapatıp yönetim karşıtı sloganlar attı. Gilan eyaletinin Masal şehrinde toplanan kalabalıktan da "Mollalar yok olmalı" sloganları yükseldi. Ülkenin kuzeybatısındaki Bukan kentinde de gerilim tırmandı. Belediye binasına girmeye çalışan göstericilerle güvenlik görevlileri arasında çatışma çıktı.
Olaylarda iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. İran'da Kasım 2019'da akaryakıta yapılan %300'lük zam geniş halk kesimleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Tüm ülkeye yayılan protestolarda 304 kişi hayatını kaybetmişti. İklim aktivistleri sanat eserlerine yönelik eylemlerini sürdürüyor. Aktivistler bu kez yine pop art sanatçısı Andy Warhol'un eserlerini hedef aldı. Aktivistler Warhol'un renklendirdiği spor otomobile 8 kilogram un döktü. Bir diğer aktivist grubuysa Fransa'nın başkenti Paris'teki bir heykele turuncu boya fırlattı. Sanat galerisinde sergilenen otomobile 8 kilo un döktüler. İklim aktivistleri sanat eserlerine hedef alan eylemlerini sürdürüyor. Last Generation, Son Jenerasyon adlı gruba üye aktivistler bu kez İtalya'daydı. Protestocular ABD'li pop art sanatçısı Andy Warhol'un Milano'daki Fabrica del Vapore sanat galerisinde sergilenen eserini hedef aldı. Aktivistler Warhol'un 1979 yılında renklendirdiği spor otomobile 8 kilo un döktü. Kendilerini yere yapıştırmaya çalışan ve slogan da atan aktivistlere görevliler müdahale etti. Andy Warhol'a gezegenin kaynaklarının sürdürülemez tüketiminin simgesi olan bu çalışması için minnettarım. Yakında iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık, kıtlık ve göç nedeniyle hayatlarımız tehlikede olacak. Bu görüntüler ise Fransa'nın başkenti Paris'ten. İklim aktivistleri Charles Rey'in Paris'teki at ve binici heykeline turuncu boya döktü. Heykelin üzerine çıkan aktivistler heykele iklim değişikliğini durdurmak umuduyla kalan gün sayısına atıfta bulunan 858 gün kaldı yazılı bir tişört giydirdi. Çevre aktivistleri daha önce de Andy Warhol'un Avustralya Ulusal Sanat Galerisi'nde sergilenen ünlü tablolarını maviye boyamış, Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in Viyana'da sergilenen Ölüm ve Yaşam tablosuna da siyah yağlı bir sıvı dökmüştü. Şimdi Antalya'ya odaklanacağız. Çünkü bu yılın ilk 10 ayında yabancıya konut satışında Antalya'da tam %94'lük artış yaşandı. Evleri satın alanlarsa savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılan Ruslar ve Ukraynalılar. Antalya'da yabancılara konut satışı bir yılda ikiye katlandı. En çok Rus ve Ukraynalılar ev aldı. Antalya'da satışların yanı sıra konutların değeri de hızla artıyor. Rekor artışın başlıca sebebi Rusya-Ukrayna savaşı. Geçen yıl Ocak-Ekim döneminde yabancıya 8640 konut satılan Antalya'da bu yıl sayı 16779'a ulaştı. Çoğunu savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılan Rus ve Ukraynalılar aldı. Ruslar 3 kat, Ukraynalılar da 2 kat arttı. Bu yılın ilk 10 ayında yabancıya konut satışında Antalya'da %94'lük bir artış yaşanmış durumda. Kentte ikamet izni alan Rus sayısı 50 bine, Ukraynalı sayısı ise 20 bine yükseldi. En çok tercih edilen ilçelerin başında Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı ve Aksu var. Savaş nedeniyle geldikleri Antalya'da Rus ve Ukraynalılar aynı mahalleleri, siteleri paylaşıyor. Ekim ayında Türkiye genelinde yabancılara konut satışı düşerken Antalya'nın il olarak birinci olması Eylül ayında ilan edilen kısmi seferberlik kararının etkisi olduğunu düşünüyoruz. Gayrimenkul piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. Türkiye hem antibiyotik kullanımında hem de antibiyotik direncinde Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada. Bu kötü bir haber. Dünyada her yıl 700 bin kişi antibiyotik direnci nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu konuda önlem almak şart. Eğer almazsak 2050'de yılda 10 milyon insanın ölüm nedeni antibiyotik direnci olacak. Bakın COVID-19 3 yılda neredeyse 7 milyona yakın bir ölüme sebep olmuşken antibiyotik direnci yılda 10 milyona yakın bir ölüme sebep olacak. Antibiyotikler doğru zamanda, doğru hastalıklarda kullanıldığında hayati önemde. Ancak gereksiz kullanım arttıkça antibiyotik direnci artıyor. Antibiyotikler en basit hastalıklarda dahi işe yaramaz hale geliyor.
Önlem alınmazsa çok değil 30 yıl içinde yılda 10 milyon insanın antibiyotik direnci nedeniyle hayatını kaybedeceği öngörülüyor. Antibiyotik direncinin artarak devam etmesi sadece enfeksiyon hastalıklarını tedavi etme noktasında bizi çaresiz bırakmayacak. Aynı zamanda tıpta görülen bu gelişmelerde de sekteye uğramaya neden olacak. Organ nakillerinin yapılmasının sebebi, hematolojik malignite hastalarda ciddi immünsüpresif tedavilerin verilebilmesinin nedeni aslında antibiyotiklerin keşfi. Salgın sürecinde gereksiz antibiyotik kullanımı arttı. Covid nedeniyle hastanede yatan hastalarda gerçekten antibiyotik kullanımı gereken hasta sayısı %3 ile 5'i geçmeyecek düzeyde. Ama dünyada yapılan büyük çaplı çalışmalara baktığımızda neredeyse %50-60 oranında Covid nedeniyle hastanede yatan hastalarda antibiyotik kullanıldı. Her geçen gün daha dirençli bakterilerle karşılaşmaya başladık. Hatta şu an hali hazırda kullanımda olan tüm antibiyotiklere dirençli olan bakterilerle de karşılaşmaya başladık. Bu da bizi tedavi noktasında çok ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Antibiyotik direnciyle ilgili küresel bir eylem planı şart. Ancak bireysel ve toplumsal olarak yapılabilecekler de var. Hekim arkadaşlar çok ciddi anlamda hastalar tarafından antibiyotik kullanma baskısı altında bırakılıyor. Gerekli olmadıkça, hekim antibiyotik reçete etmedikçe kesinlikle antibiyotikleri kullanmamak lazım. Bu bizim geleceğimiz için çok önemli. Dünyada her yıl 700 bine yakın kişi antibiyotik direnci nedeniyle hayatını kaybediyor. Temizlik işçisi Metin Tirkil, Ordu'da köpeklerden kaçarken araç çarptığı için hayatını kaybetmişti. O köpeklerin bakımından sorumlu bir kişi taksirle öldürme suçundan tutuklandı. İki kişi de serbest bırakıldı. İki çocuk babası temizlik işçisi Metin Tirkil ise toprağa verildi. Köpeklerden kaçarken aracın çarpması sonucu öldü. Gözaltına alınan üç kişiden biri taksirle öldürme suçundan tutuklandı. Temizlik işçisini son yolculuğa mesai arkadaşları ve belediye çalışanları uğurladı. Benim eşim işinden gelip işine giden bir insandı. Köpeklerden de korkan bir insan da değildi. O çok kapan bir köpekmiş. 53 yaşındaki Metin Tirkil, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapıyordu. Altınordu ilçesinde yol kenarındaki çöpleri temizlerken yakınlardaki bir fabrikaya ait iki köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmak isterken yola fırlayan işçiye araç çarptı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili fabrika sahibi köpeklerin bakımından sorumlu kişiyle araç sürücüsü gözaltına alındı. Köpeklerin bakımından sorumlu Erdal Durmuş taksirle öldürme suçundan tutuklandı. İfadesinde köpekleri dolaştırmak için fabrikadan dışarıya çıkardığını ancak bir anda kaçtıklarını söyledi. Diğer iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Yani köpeklerin orada başıboş olması, sorumsuzluk olması, yani hep bunlar bilinçli şeyler yani. Bilincen yapılmış şeyler yani, köpeği sen niye bırakırsın ki? İki çocuk babası Metin Tirkil için Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Ailesi ve mesai arkadaşları onu son yolculuğuna uğurladı. Temizlik işçisinin cenazesi Altınordu ilçesinde toprağa verildi. Barajlardan gelen haberler tatsız. Sonbaharda hala beklenen yağış düşmediği için örneğin Manisa kuraklıkla boğuşuyor. Kentin su kaynaklarının doluluk ortalaması %11 olarak ölçüldü. Kocaeli'de de durum farksız. Yuvacık Barajı'nda su kritik seviyelere düştü. Ve baraja Sapanca Gölü'nden takviye yapılmaya başlandı. İklim değişikliği, yağış rejimlerindeki düzensizlik, su kirliliği ve kontrolsüz sulama kuraklığı beraberinde getirdi. Manisa'nın su kaynakları alarm vermeye başladı. Gediz Havzası'nda son 38 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Yağışlar anlık ve yoğun gerçekleşiyor. Bu da su kaynaklarını beslemiyor ve sel gibi afetlere neden oluyor. Manisa son yılların en kurak dönemini geçiriyor. Kente sonbaharda beklenenden çok daha az yağış düştü. Başta Gediz Nehri olmak üzere kentin su kaynaklarında doluluk oranları azaldı. Dördü kritik, ikisi kısıntılı, biri ise yeterli seviyede olan 7 su depolama alanında doluluk oranı ortalaması %11 olarak ölçüldü. Burası da Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Yuvacık Barajı. Baraj gölü bir süredir kuraklıkla boğuşuyordu. Ancak son dönemde kuraklığın etkileri endişe verici bir hal aldı. 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi %19'a geriledi.
Baraja Sapanca Gölü'nden takviye yapılıyor. Elektronik sigaranın hem satılması hem de ithalatı Türkiye'de yasak. Ama bu ürünlere internet üzerinden kolayca erişilebiliyor. Uzmanlar uyarıyor. Elektronik sigaralar düşünülenin aksine normal sigara kullanımı kadar sağlığa zararlı. Türkiye'de 2013 yılında e-sigara reklamı kapalı yerlerde içilmesi ve satılması yasaklandı. 2020'de ise elektronik sigara ithal edilmesi. Elektronik sigara tüm bu yasaklara rağmen internet üzerinden satılıyor. Her gün yüzlerce kişi sipariş veriyor. Birçok kişi elektronik sigara, nargile veya ısıtılmış tütünlerin sigaraya göre daha zararsız olduğunu düşünüyor. Ancak araştırmalar farklı sonuçlar ortaya koyuyor. Son olarak Amerika'da yapılan incelemeler elektronik sigaraların tütün ürünlerinde olduğu gibi kan damarlarında benzer hasara neden olduğunu gösterdi. Şöyle düşünün, akciğerlerimiz dışa açık bir organdır ve günde 5-6 mililitre havayı içimize çekmektedir. Dış ortamdaki zaten yeterince zararlı maddeleri akciğerlerimize çekmekteyiz. Siz bunu artı basınçlı bir aletle içerinize binlerce zararlı maddeyi ekstra olarak yollamanızın getireceği yüklere katlanmak zorundasınız. Yani bunun mutlaka bir faturası olur. Gerek akciğerlerine gerek vücudun herhangi bir organına mutlaka bir zarar verecek. Uzmanlar sigarayı bırakmak için bu ürünleri kullananları uyarıyor. Elektronik sigaranın aslında eğer ki sigara bırakma amacıyla kullanılıyorsa da birkaç ay kullandıktan sonra onun da tamamen bırakılması lazım. Sonuçta elektronik sigara kullanıyorsanız bir su buharı içinde işte değişik kimyasal maddelerle içeren bir su buharını gene akciğerlerine yolluyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni geliştirilen tip 1 diyabet ilacına onay verildi. Bağışıklık sistemini düzenleyen bu ilaç, şeker hastalığına yol açan sorunu tedavi etmeye odaklanıyor. Bilim insanları ilaç sayesinde tip 1 diyabetle mücadelede yeni bir döneme girildiği vurgusu yapıyor. Tip 1 diyabet gelişimini geciktiriyor. Semptomları değil, hastalığın kaynağını hedef alıyor. ABD'de üretilen yeni immünoterapi ilacına yapılan detaylı testlerin ardından satış onayı verildi. Tip 1 diyabet hastalığında normalde virüs ve bakterilere karşı savaşan bağışıklık sistemi insülin üreten pankreas hücrelerini hedef alıyor. Bu nedenle vücutta insülin üretilemiyor, kan şekeri kontrol altına alınamıyor. Kalp, böbrek, göz ve sinirlerde kalıcı hasara yol açabilen hastalık ölüme kadar götürebiliyor. Yeni immünoterapi ilacı bağışıklık sistemini düzenliyor, pankreas hücrelerine saldırıyı yavaşlatıyor. 2019 yılında yapılan bir araştırmada ilacın yüksek risk gruplarındaki kişilerde diyabet hastalığı gelişimini 3 yıl geciktirdiği tespit edildi. Tedavi şimdilik hastalığı tamamen engellemiyor, ancak özellikle çocukluk dönemindeki yıkıcı etkilerini azalttığına vurgu yapılıyor. Dünya çapında yaklaşık 8,7 milyon, Türkiye'de ise 1 milyondan fazla tip 1 diyabet hastası bulunuyor. ABD'deki onayın diğer ülkelerdeki süreci hızlandıracağı belirtiliyor. Dünya Kupası heyecanı pazar günü başlıyor. En büyük kupa için 32 takım mücadele edecek. Katar'da takımların son hazırlıklarına yakından bakalım. Futbolun yıldızları Dünya Kupası için Katar'da. Pazar günü başlayacak turnuva öncesinde Körfez ülkesine giden son takım Lionel Messi ile Arjantin oldu. 36 maçlık yenilmezlik serisiyle Dünya Kupası'na katılacak tangocular ilk sınavına 22 Kasım Salı günü Suudi Arabistan karşısında çıkacak. Dünya Kupası'nı en çok kazanan takımı olan Brezilya ise Katar'daki çalışmalarına başladı. 6. şampiyonluk için hazırlanan sambacıların antrenmanında renkli görüntüler vardı. Son şampiyon Fransa'da Doha'da sahaya çıktı. Peleli Brezilya'nın 1958 ve 1962 dublesinden sonra bunu başaran ilk ülke olmak isteyen Fransa'nın antrenmanını taraftarlar da takip etti. Turnuvaya büyük ümitlerle giden İngiltere'nin çalışmasında özel konuklar vardı. İngilizler Katar 2022 öncesinde çok tartışılan göçmen işçilerle birlikte antrenman yaptı. Dünya Kupası'nın ülkedeki siyasi gerilimin gölgesinde giden İran'da ise futbolcular bu tartışmaların dışında kalmak istiyor.
İran kadrosunun önemli isimlerinden Ali Reza İhanbakiş, basın mensuplarının sürekli politik sorular yöneltmesine tepki gösterdi. Buraya futbol oynamaya geldik. Çocukluğumdan beri milli takımımla Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ettim. Artık bunun keyfini çıkarmak istiyorum. Bize haftalardır ülkemizdeki siyasi durum soruluyor. Saygı duyduğumuz milli takım formamızın altında tartışmalara girmeden birlik olmak istiyoruz. Futbol eğlenmek içindir. B grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Galler ve İngiltere ile karşılaşacak İran, ilk maçında pazartesi günü İngiltere ile karşılaşacak. Dünya Kupası heyecanı NTV Spor YouTube kanalında yaşanacak. Maçları her akşam deneyimli teknik direktör Ersun Yanal yorumlayacak. Çok heyecanlı bir serüven başlıyor. 2022 Dünya Kupası başlıyor. Maçları ve performansları Ersun Yanal yorumluyor. Bir tane sürpriz çıkacak. Deneyimli teknik adam Dünya Kupası programında NTV Spor YouTube kanalında. İlk program yayında. Bazı oyuncuların son turnuvası olacak, Messi gibi, Ronaldo gibi. Evet. Ve bu oyuncuların turnuvadaki sonuca etkileri ne olacak? Hepimiz merak ediyoruz. Portekiz'de gözler Cristiano Ronaldo'nun üzerinde olacak. Ersun Yanal'a göre Portekiz'in geleceğini Cristiano Ronaldo, onun performansını ise takım arkadaşları belirleyecek. Ben Ronaldo'nun performansına bağlıyorum. Onun performansı ve takımdaşlığı artacak bir kupa oynarlarsa, evet bir yere kadar giderler. Ama o kırılmayı Ronaldo'ya servis, Ronaldo'nun servisten aldığı destek, takım içinde aldığı destek azalırsa işi zor Portekiz'de. Bazı takımlarda doğal favori. Her zaman İspanya ve Almanya bu turnuvaları oynamanın getirdiği avantajlarla favoridir. Ama Almanya ya da İspanya'dan biri kırılırsa hiç şaşırmam. Öyle mi? Kim kırar? Japonya mı? Costa Rica mı? Japonya kırar. Farklı bir İngiltere izleyeceğimizi düşünüyorum. Her zaman benim klasımda Brezilya var. O klasa koyuyorum Brezilya'yı. Olması da gerekiyor. Değil mi? Evet. Yani Dünya Kupası deyince bir taraftar olarak, bir teknik adam olarak değil ama bir taraftar olarak Brezilya'nın orada olması bir taraftan içimden olsun da şu maçları güzel güzel seyredelim. İlerlesin değil mi? Hemen elenmesin yani. Ersun Yanal'ın Katar 2022'yi yorumladığı Dünya Kupası programını NTV Spor YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Dünya Kupası'nda beraberiz. Şimdi bir reklam aramız var. Bugün Türk tiyatrosunun usta isimlerinden birinin, Nejat Uygur'un ölüm yıl dönümü. 60 yıldan fazla sahnede kalan, oynadığı karakterlerle, esprilerle ve samimi tavırlarıyla unutulmazlar arasına giren Nejat Uygur'u anarak ana haber bültenimizi noktalamak istedik. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.